Bonjour à tout le monde. Unité 6, les rêves et les plans. Hayaller ve planlar. Hayaller ve planlar olunca tabii ki nereden bahsedeceğiz? Le futur, gelecekten bahsedeceğiz. Proje d'avenir, gelecek projeleri. Plan de vacances, unité 6. Tatil planları, merev, hayallerim. Bunlar tabii genellikle futur, gelecek zaman gerektiren durumlar. Peki, leçon 16, proje d'avenir, gelecek projesi konusuna bir bakalım. Comme d'habitude, her zaman olduğu gibi, on va écouter, dinleyeceğiz. Bir dinleyelim, siz takip edin. Leçon 16. Projet d'avenir. 1. Écoutez le dialogue. Qu'est-ce que tu vas faire après le lycée? Pour les vacances, je vais à la montagne d'abord. Puis, je vais faire une licence de sciences du CEP. J'ai une soif de découverte. J'aimerais travailler à la recherche scientifique. Et toi? Moi, j'ai l'intention de fonder une association. Mais tu es sérieuse? Tu vas faire quoi? Je vais aider les handicapés à pratiquer des activités sportives. Quelle bonne idée! Je serai le premier membre de ton association. Et quel sera le nom de l'association? Je ne sais pas encore. Et pour tes études, tu ne vas pas continuer? Si, je vais étudier l'architecture du patrimoine en Italie. Et après, tu vas travailler tout de suite? Eh oui, après un stage sur le sauvegarde du patrimoine, je vais faire des restaurations des monuments anciens. Super! Allez, salut, je te laisse. Et puis n'oublie pas de m'appeler pour ton association. Diyaloğu dinledik, proje d'avenir. Şimdi diyaloğumuzda ben işaretlediğim cümlelere bakalım. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne yapacaksın? Gelecek. Futur. Proche. Je vais faire. Yapacağım. Yine futur. Proche. Tu vas faire. Yapacaksın. Quoi? Ne yapacaksın? Je vais aider, yardım edeceğim. Burada bir futur daha var ama ona sonra geleceğiz. Futur simple, hiç görmedik bu zaman. Je serai. Tu ne vas pas continuer, devam etmeyecek misin? Je vais étudier. I will study, İngilizce'deki öğrenim göreceğim. Tu vas travailler, çalışacak mısın? Je vais faire, yapacağım. Le futur proche, şimdi bir hatırlatalım bunu, nasıl yapılıyordu? Fransızca'da futur proche, yakın gelecek zaman, ale fiili, au présent, şimdiki zamanda çekiliyor. Çekimini aşağı yazdım. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont, biliyorsunuz. Au présent, şimdiki zaman çekimine. Hemen ardından infinitive. Infinitive nedir? Bu cümlede sortir, çıkmak. Türkçedeki çıkmak, oynamak, uyanmak, koşmak, mekmakla biten. Fransızca'da ir, er, dır diye biten. Fiiline göre değişiyor daha fazla Fransızca'da. Bizde iki tane mekmak. Fransızca'da biliyorsunuz er'le biten fiiller var. Daha çok %80'i belki öyle bir şey okumuştum bir yerde %83 gibi. İr'le biten fiiller var. İkinci grup dr'le biten fiiller var. Genellikle fiil bitimleri hemen hemen böyle. Peki sortir burada çıkmak, master, arrive, varmak, arrive, master, partir, hareket etmek, gitmek, master halde. Venir, gelmek fiili master halde. Etr, olmak fiili master. Demek ki hemen ale fiilinden sonra infinitif getirerek futur proche yapıyoruz. Bu cümlelere de bakalım. Je vais sortir, çıkacağım oldu şu bölüm. Je vais sortir, çıkacağım. I will go out. Dans 5 minut, 5 dakika sonra. Dan, Fransızca'da zaman konusu olunca sonra. Dans 5 minut, dans 2 minut, dans 2 jour, 2 gün sonra gibi. Ils vont arriver à 18h. Saat 18'de onlar gelecekler. Varacaklar daha doğrusu gittikleri yere.
Nous allons partir en France. Biz Fransa'ya gideceğiz. L'année prochaine. Quand? Ne zaman? L'année prochaine. Gelecek yıl. Tabii bu arada bu zamanla da zaman zarflarımızda geleceğe ait olmalı. Dans 5 minut, l'année prochaine, gelecek yıl gibi. Yakın gelecek diyoruz ama Fransızca'da bu bir yıl sonra içinde kullanılabiliyor. Günlük konuşmalarda hep bu zaman. Tu vas venir quand? Ne zaman geleceksin? Il ne va pas être en retard. Merak etme, o geç kalmayacak. Il ne va pas être en retard. Être en retard, geç kalmak. Merak etme diyorsunuz. Ne te preocupe pas. Ne t'en fais pas souci. Il va pas être en retard. Il va pas être en retard. Il ne va pas être en retard. Bu konuda daha önce öğrendiğiniz futur proche ile birlikte le passé récent, bir de yakın geçmiş zaman var Fransızca'da. Yakın gelecek var, yakın geçmiş var. Yakın geçmiş zamanda ise aile yerine venir fiili au présent, şimdiki zaman venir fiili au présent. Peki, je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il vient, elle vient. Ailedeki durumdan farklı olarak fiilden hemen sonra de ve sonra infinitif master getiriyoruz. Türkçe'de de biraz önce anlamı katıyor cümleye. Örneğin, alo, est-ce que Monsieur Dupont est là? Telefonda birisi soruyor. Monsieur Dupont orada mı? Monsieur Dupont'un sekreterine sorduğunu düşünün. Monsieur Dupont ise hemen biraz önce telefon gelmeden önce sekreterin önünden araba çıktı, arabaya bindi, gitti. Şimdi madam cevap veriyor. Non, madam. Karşıdaki de madam. Il vient de sortir. Biraz önce çıktı. Daha yeni çıktı. Türkçesi bu. Vous voulez du thé diyor. Arkadaşınız, evinizi davet etmişsiniz arkadaşınızı. Çay ister misiniz diye soruyorsunuz. No merci diyor. Je viens de boire un café. Biraz önce kahve içtim. Teşekkür ederim. Birine diyorsunuz ki comme je viens de vous dire, biraz önce size söylediğim gibi. Comme je viens de vous dire, biraz önce size söylediğim gibi. Bir örnek daha yazalım. Örneğin arkadaşınıza soruyorsunuz. Evinize gelmiş. Tu as faim, aç mısın diye soruyorsunuz. O da diyor ki, no merci. No. Je viens de manger. Biraz önce yedim. Un hamburger. Örneğin böyle bir durumda je viens de manger une pizza ya da mesela je viens de manger une pizza. Yeni bir pizza yedim. Je viens de manger un hamburger. Daha yeni bir hamburger yedim. Gibi durumlarda je viens de'yi kullanıyoruz. Peki konumuza dönelim. Bir de burada bir fütür daha var dedik. Bu da le futur simple deniyor Fransızca'da. Je serai le futur simple. Olacağım. Je serai. Çekimi ise être fiili için, olmak fiili için. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Burada şimdilik sadece bunu je serai futur proche olsaydı nasıl olurdu bu? Je vais être. İki fiilden oluşuyor gördüğünüz gibi futur proche'da. Je vais être. Fiilin kendisi de master halde bulunuyor ama burada fiil tek başına. Je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Sadece şimdilik şunu söylemekle yetineyim. Être fiilinin gelecek future simple kökü sir. Fiile hiç benzemiyor. Sonra bu köke daha sonra anlatacağım ama bu köke avoir fiilinin şimdiki zaman çekimini hatırlayın. AI.
Şöyle bakalım. Avoir je düşünün. Tu as. Senin var. Il a. Onun var. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Ya avoir'ın şimdiki zamanını fiilin köküne eklediğimiz zaman çekimini fiillere eklediğimizde futur simple elde etmiş oluyoruz. Bir tane örnek daha yapalım madem. Bir düzensiz fiil daha. Sahip olmak fiilinin kökü or. Tamamen değişik. Peki or olduğuna göre benim var derken or, j'aurai. Je vais avoir. J'aurai. Benim olacak. J'aurai une maison. Benim bir evim olacak. Bir eve sahip olacağım. Yani ne yaptım? Avoir'ın j'yi ekledim. Yine tu auras. Tu auras une maison. Il aura une maison. Nous aurons une maison. Vous aurez une maison. Ils auront une maison. Peki bunu da ek bilgi olarak verdik. Future simple konusu gelince yeniden bu konuları daha geniş anlatacağız. Sadece future simple'e bir giriş olsun. Dönelim konumuza. Revenons à nos moutons. Fransızca'da öyle deniyor. Bir deyim de öğreteyim bu arada. Gelelim konumuza. Revenons à nos moutons. Neden böyle söylüyorlar? Neden koyunumuza dönelim diyorlar? Bunu araştırmak lazım. Revenons à nos moutons. Koyunlarımıza dönelim. Yani konuya dönelim. Peki konu koyun demek ki. Qu'est-ce que tu vas faire après le lycée? Arkadaşı soruyor. Ne yapacaksın liseden sonra? Tabii proje d'avenir, gelecek projesi. Pour les vacances, tatil için je vais à la montagne d'abord. Önce dağa gideceğim tatilde. Je vais à la montagne. Burada şimdiki zaman ikinci bir fiil yok. Puis, je vais faire une licence de science. Sonra bir bilim lisansı yapacağım. Yani üniversitede okuyacağım. Tu sais, biliyor musun? J'ai une soif de découverte. Avoir une soif de. Susamak. Benim diyor bir keşfetme susuzluğum var. Yani keşfetmeyi çok seviyorum. Çok iştahlıyım anlamında. Avoir une soif, soif de. Normalde avoir soif biliyorsunuz susamak. Avoir soif susamak. Peki j'aimerais travailler, I would like. Kibarca, je voudrais, j'aimerais travailler à la recherche scientifique. Bilimsel araştırmalarda çalışmak isterim. Et toi, ya sen? Burada kondisyonel présent, bu konuyu hiç yapmadık. Sadece je voudrais ve j'aimerais olarak. I would like anlamında bilin, yeterli şimdilik. Je voudrais ya da j'aimerais. Aynı anlamda burada. Geleceğe doğru bir hipoteziniz var, varsayımınız var, öyle bir dileğiniz var. Wish, un désir. Moi, ben, j'ai l'intention de fonder une association. Fonde kurmak, une association, bir dernek kurmak. Avoir l'intention de, deyim olarak niyeti olmak. Benim bir niyetim var. Ne kuracak? Bir dernek kurma niyetim var. Mais tu es sérieux? Gerçekten mi? Ciddi misin? Tu vas faire quoi? Ne yapacaksın bu dernekte? Je vais aider les handicapés. Handicapés, özürlüler. Özürlülere yardım edeceğim.
engelli diyelim, pardon, daha kibarı Türkçe'de engellilere ne konuda yardım edecek? A pratike des aktivite sportif. Sportif aktiviteleri uygulamaları için engelli vatandaşlara yardım edeceğim. Ne kadar güzel. Quelle bonne idée. Harika, ne güzel fikir. Je serai diyor. Evet, artık ben olacağım. Le premier membre de ton association. Senin derneğinin ilk üyesi ben olacağım. Member üye. Le premier membre birinci üye. Je serai olacağım. I will be. Ekel sera bir daha geçiyor olmak fiili burada. Fütürsem. Ve ne olacak biliyorsunuz. Üçüncü tekili nasıl çekiliyordu ona bakmıştık. Bir daha bakalım. Il sera. Üçüncü tekil gördüğünüz gibi. Et quel sera le nom de l'association? Peki bu derneğin adı ne olacak? Le nom de l'association. Je ne sais pas encore. Henüz bilmiyorum. Je ne sais pas encore. Henüz bilmiyorum. Et pour tes études, ya eğitim konusu ne olacak? Tu ne vas pas continuer, devam etmek istemiyor musun? Si, olumsuz soruya evet si'ydi. Daha önce anlatmıştım. Non, si. Je vais étudier. Okuyacağım. Futur proche. L'architecture du patrimoine en Italie. İtalya'da patrimoine bir ülkedeki milli miraslar, kültür mirası, Türkiye'deki Ani harabeleri gibi, Komagene gibi Türkiye'ye kalmış eskiden. Ya da Osmanlı döneminden kalan camiler ya bütün Selçuklu döneminden kalan eserler. Patrimoine bir ülkenin milli mirası. Arşitektür, mimarlık biliyorsunuz. İtalya'da mimarlık mirası okuyacağım gibi bir şey söylüyor. Et après ve sonra tu vas travailler tout de suite. Ve sonra hemen çalışacak mısın? Oui, evet. Après un stage, bir stajdan sonra. Sur la sauvegarde du patrimoine, yine milli mirasın korunması üzerine yapacağım bir stajdan sonra. Je vais faire de restauration des monuments anciens, eski binaların restorasyonunu yapacağım. Süper, allez. Salut. Je te laisse, seni bırakıyorum. Et puis, n'oublie pas de m'appeler pour ton association. N'oublie pas, unutma. Beni ara. Derneğin için aramayı unutma diyor. Çünkü oraya ilk üye olacak. Les Handicapés, gördüğünüz gibi futbol takımımız bu. Milli Handicapé, l'équipe nationale de l'handicapé. Türk. Ampute deniyor bu durumda organları. Ampute milli takımımız diye Türkçe'de. Ampute yine Fransızca bir terim. Ampute organlarını bile alınmış demek. Lise répondez aux questions. Diyaloğun sorularına bakalım. Qu'est-ce que Henri et Flora vont faire yapacaklar? Futur proche. Après le lycée, liseden sonra. Flora va d'abord aller à la montagne. Önce dağa gidecek. Et il voudrait travailler dans une recherche scientifique. Bilimsel bir araştırmada çalışmak istiyor. Flora a l'intention de fonder une association, bir asosyasyon kurma niyetinde. Bu birinci cümlede Henry olacak. Henry va d'abord aller à la montagne et il voudrait travailler dans une recherche scientifique. Flora a l'intention de fonder une association. Flora va faire quoi en Italie? İtalya'da ne yapacak? Elle va étudier l'architecture. Mimarlık okuyacak. Koşe vre ufa. Andre Flora son an lisans metenan. Şu anda lisans eğitimi alıyorlar. Fo. Henüz lisansa başlamamışlar. Daha üniversiteye gitmiyorlar.
Flora et Henry habitent en France. Fransa'da yaşıyorlar. Faux yanlış denmiş ama neden yanlış? Neden Fransa'da ya da başka bir yerdeler? O belli değil ama bence Fransa'da olmaları muhtemel. Henry s'intéresse à la nature, doğayla ilgilenir. Vrai, Henry. Flora va fonder une association, bir dernek kuracak. Doğru, vrai. Parle de ses plans. Planlarından bahsederken info, dil bilgisi bölümü. Cet été, bu yaz, je vais partir à la montagne. Gelecekten bahsediyoruz. À la montagne, dağa gideceğim. Quand je serai grand, yine futur simple, bugün öğrenmiştik être fiili. Ben büyüdüğüm zaman, être. Ben büyüdüğüm zaman je ferai de l'alpinisme, dağcılık yapacağım. Fer fiili, futur, sem. Fer fiilinin futur sempine bir bakalım. Fiilin kökü fer, je ferai, yine ai, avoir, tu feras as, avoir, tu as, il fera, il a, avoir, nous ferons, vous, nous avons, avoir, vous ferez, vous avez, avoir. Ils feront, elles feront, yine avoir, ils ont, elles ont, ekler gördüğünüz gibi. Je, avoir ekli demiştik, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Je ferai de l'alpinisme, dağcılık yapacağım. Dans un monde parfait, harika bir dünyada, tam parfait, tam perfect. Chacun, her biri insanların, pourrait manger, à sa faim, acıktığı kadar yiyebilir. Pourrait, burada kondisyonel prezan, buna sonra bakacağız. Pouvoir fiili. Et vivre dans une jolie maison. Ve yaşayabilir güzel bir evde. Person ne serait seul. Bu da yine être fiilinin kondisyoneli. Gelecekle ilgili bir hipotez yapmak istiyorsanız Fransızca'da kondisyonel prezan kullanırsınız ki bunun bir hipotez olduğunu, gerçeklik durumunun kesin olmadığını, geleceğe ait çünkü olup olmayacağı belli değil. O yüzden future yerine kondisyonel prezan kullanarak kesinlik durumunu şüpheli hale getiriyorsunuz. Bu bir kip doğal olarak. Bir mod zaman değil burada. Bir mod biçim anlatıyor. Başka değeri var. La valeur Dites quels sont leurs projets comme dans l'exemple. Serait repose, dinlenmek, travailler, çalışmak. Örnek bu. Je vais d'abord me reposer. Önce dinleneceğim. Après je vais travailler. Sonra çalışacağım. Aller au parc, se promener. Gezinmek, parka gitmek. Je vais d'abord aller au parc. Önce parka gideceğim. Après je vais me promener. Futur proche. Sonra gezeceğim. Manger, aller au cinéma. Ils. Ils vont d'abord manger, önce yemek yiyecekler. Et après, ils vont aller au cinéma. Ve sonra sinemaya gidecekler. Yine futur proche. Ils vont aller. Ils vont manger. Téléphone à nos amis. Sortir ensemble. Nous allons d'abord téléphoner à nos amis. Önce arkadaşlarımıza telefon açacağız. Et après sonra nous allons sortir ensemble, birlikte çıkacağız. Écrire une lettre, envoyer à ta mère. Tu vas d'abord écrire à ta mère. Önce annene yazacaksın. Et après tu vas lui envoyer une lettre. Sonra ona bir mektup göndereceksin. Envoyer göndermek. Écrire yazmak. Un de vos copains. Arkadaşlarınızdan biri. Ya da copine. Par gidiyor. Pour Genève, en Suisse. İsviçre'ye, Genève'ye gidiyor. Vous lui téléphonez, onu arıyorsunuz. Le videomande soruyorsunuz. Quand il va, elle va partir. Ne zaman gideceğini.
Combien de temps il va rester? Elle va y rester. Orada ne kadar kalacağını. Ce qu'il elle va faire là-bas. Orada ne yapacağını. Dans combien de temps il va elle va retourner? Ne zaman döneceğini ona soracaksınız. İşte açıyorsunuz. Bonjour Ali. Quand est-ce que tu vas partir? En Suisse. À Genève. Combien de temps tu vas rester là-bas? Orada ne kadar kalacaksın? Qu'est-ce que tu vas faire en Suisse? Pourquoi tu y vas? Neden oraya gidiyorsun? Combien de temps tu vas... Dans combien de temps tu vas retourner ici en Turquie? Ne zaman tekrar Türkiye'ye döneceksin? Leçon 16, les activités de cette leçon. Projet d'avenir. Complétez les phrases avec dans un mois, bir ay sonra, bientôt, yakında, demain, yarın, tout de suite, hemen. Je te rappelle bientôt, seni yakında ararım telefonda. Je te rappelle, yeniden ararım. On se voit dans un mois, bir ay sonra görüşelim mi? Excusez-moi, madame, j'arrive tout de suite. Özür dilerim, madame, hemen geliyorum, çağırdığınız birisi. Demain, ils vont finir leur projet. Yarın projelerini bitirecekler. Futur proche. Ils vont finir. Conjugue le verbe au futur proche. Aile fiili yine burada size hatırlatayım istedim. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Ma copine et moi, ben ve. Arkadaşım olunca biz allons créer un club. Bir kulüp kuracağız. Bu örnek. Qu'est-ce que tu vas faire? Yapacaksın en campagne. Kırda ne yapacaksın? Nous allons observer les plantes et les animaux. Cevabı gibi olmuş. Biz bitkileri ve hayvanları gözlemleyeceğiz. Yine bir diyalog gibi. Vous allez partir quand? Ne zaman gideceksiniz? Vous allez partir quand? Mes grands-parents, benim ebeveynlerim, vont aller en montagne, il déteste la neige. Dedem ve babaannem dağa gidecek, onlar kardan nefret ederler. Mon frère va prendre des cours de français. Benim babam Fransızca dersi alacak. Va prendre, üçüncü tekil. Mon frère, erkek kardeşim, va prendre des cours de français. Complétez les cartes avec cher maman et papa, anne ve babacığım. Ici, burada, la mer est magnifique, harika deniz. J'adore les plages, plajlara bayılıyorum. Demain, on va faire de la plongée. Yarın dalacağız, faire de la plongée, denize dalmak. De la natation, yüzeceğiz. Avec les copains, arkadaşlarla. Le soir, akşamları, nous allons manger du poisson. Akşam balık yiyeceğiz. A bientôt, yakında görüşmek üzere. Isabelle. Salut Marie, je suis en vacances en campagne. Kırda tatildeyim. C'est super, harika burası. Je fais de la marche, yürüyorum. A pied et du vélo ve bisiklete biniyorum. Je rentre dans une semaine, bisous. Bir hafta sonra döneceğim. Öpüyorum. Clara. Cher Denis, je pars dans 4 jours en montagne. 4 gün sonra dağa gidiyorum, gideceğim, giderim. Je vais faire des escalades, tırmanma yapacağım. Et observer les fleurs, çiçekleri gözlemleyeceğim. Tu vas venir avec moi, benimle gelmek ister misin? Dis-le moi vite, onu bana hemen söyle, Alain. Evet, bu dersi de burada bitiriyoruz. A bientôt.